Merhaba, bugün 2020 kitaplık düzenleme videosuyla karşınızdayım. Hem düzenleyeceğim hem de biraz tur yapacağız sizinle beraber. Turu en sona bırakacağım ve düzenleme işlemini tamamen sizinle bu videoda göstereceğim. İşin bu kadar olmamasının sebebi şu an saat 4 ve ben yaklaşık 3 saattir falan kitaplığı düzenlediğim için. Güneş gitti, şu an hava bulutlandı, o yüzden böyle bir kalitemiz var, kusura bakmayın. Yani normalde mesela kitaplığım çok doluydu, şu an boş bazı yerleri, özellikle alt taraf da öyle. Bunu yapmamın sebebi yani yeni alacağım kitaplara yer olmasını istiyorum. Ve işte şu tarz kitaplar alırsam şuraya yerleştiririm, bu tarz alırsam buraya yerleştiririm şeklinde aklımda bir plan kurdum. Bunun dışında olan kitapları da bizim evde başka kitaplıklarımız da var. Büyük ihtimalle yerleştiremediğim kitapları da diğer kitaplıklara dağıtmayı düşünüyorum. Çünkü yani yeni bir kitaplık alana kadar en azından orada dururlar onlar. Bir sene boyunca bu düzende kalabileceğimizi düşünüyorum ben. Evet, sizi daha fazla tutmayayım. Hepinize iyi seyirler.
Son hali bu şekilde. Şimdi turumuza geçelim. Burayı İş Bankası Kültür Yayını'nın biraz daha böyle kalın klasikleriyle doldurmak istedim. Aslında yan tarafımızda da bu tarz modern klasikler serisi var. Ayrı ayrı durmaları daha çok hoşuma gitti böyle. Bir de yeni kitaplar geldiğinde de mesela bu üstlere de koymayı düşünüyorum. Gelelim buraya. Merillo'nun normalde efsane serisini, işte çizgi romanlarını bu tarafa koyuyordum ben. Ama hem genç editleri aldım hem de Warcross da vardı zaten, artı Batman Gece Gezeni de aldığım için onun kitapları burada dursun istedim. Wonder Woman da DC Konlar serisinde olduğu için buraya koydum. Biraz ayrı gözüküyor ama onun dışında Merillo köşesi olsun istedim burası. Burayı biraz boş bırakmamın sebebi de Merillo'nun yeni kitapları çıktığında buraya koymak istediğim için. Gelelim buraya. Devamını alacağını düşündüğüm fantastik serileri şuraya koydum. Illuminae dosyalarının böyle videolarda çıkması hoşuma gidiyor çünkü ve bir de yanımda hissetmek hoşuma gidiyor daha doğrusu. Böyle görmek onu. Onun dışında Witcher serisini de buraya koydum. Diğer kitaplarını da alacağım zaman burası dolacak zaten. Hecate'nin kızlarının da yeni böyle devam kitapları çıktığında onu da buraya koymayı düşünüyorum. Bir de Cadı Avcısı'nın da uzun süredir kitaplığımın alt bölümlerinde kaldığı için mesela kitabın varlığını unutmuşum. Aslında merak ettiğim bir seriydi. Onu da büyük ihtimalle devam kitaplarını da buraya koyacağım. Gelelim buraya. Hava Uyanıyor serisi benim hep arkamda duruyordu, şurada duruyordu. O yüzden videolarda gözükmüyordu. Gerçi burada da gözükmeyecek ama olsun. Buradaki serilerimize böyle tamamlanmış seriler. Bir tek Vampir Akademi serisinin son kitabını bulamadım. O yüzden büyük ihtimalle ya ikinci elden bir yerden bakacağım ya da bir şekilde bulmaya çalışacağım. Siz de bulursanız Son Fedakarlık kitabını lütfen bana yazın. Gerçekten son kitabı bulamadığım için seriyi bitiremiyorum. Yani Ruh Bağını okumadım bir tek. Bir de Son Fedakarlık zaten elimde yok. Onları bulursam seriyi bitireceğim. Çünkü çok güzel bir seri. Burasının böyle olmasının sebebi zaten önceden de biliyorsanız yani kitaplığımın düzenini. Burayı değiştirmek istemedim çünkü bu düzenden gayet memnundum. Yeni kitaplar geldiğinde bu üstlere de koymayı düşünüyorum. Gelin buraya. Normalde bu küçük rafları ben manga için kullanıyordum ama yani yakın bir zamanda manga alacağımı düşünmüyorum. O yüzden Agatha Christie'nin kitapları da hem böyle biraz daha küçük boyda olduğu için buraya koymak istedim. Burası o kadar karışık bir yer ki. Hem yeraltı edebiyatı var, hem kişisel gelişim kitapları var. Biraz daha böyle çocuk kitapları da var aslında. O yüzden de yani tam bilemedim. Yeşilin Kızı Anne'i koymamın sebebi de biraz daha bu kategoriye dahil olduğu içindi. Kitap hırsızı da aynı şekilde.
Burası da önceden aynı zaten. Bazı yerleri bilerek ben değiştirmedim çünkü hani benim için daha iyiydi oralar ve yani gerçekten böyle o düzeni hani devam ettirmek istiyordum. Bu aynı şekilde edebiyat bölümü için de geçerli, burası da geçerli. Bilim kurgu klasiklerinin biraz da böyle arttırmak istediğimi söylemiştim ama bayağıdır alamıyorum bir türlü okuyamadığım için. O yüzden yani okuyacak vaktim olmadığından dolayı böyle biraz daha klasikleri daha boş vakitlerimde okumak istiyorum. O yüzden alamamıştım. O yüzden bu düzen hala duruyor. Alt tarafta da Stephen King'in kitapları var. Biraz daha arttırmak istediğimde yani burası karma bir bölüm olacak. Hem bilim kurgu klasikleri olacak hem de Stephen King'in kitapları olacak. Aynı şekilde boş vakitlerimde de biraz daha gerilim okumak istediğim için buralardan kitap alamadım bu sene içerisinde. O yüzden düzenlerin de değişmesini istemedim. Zaten çok önceden de Stephen King'in kitapları buradaydı. Önceden de zaten yani 7. kitabı elime aldıktan sonra burayı bir denemiştim ben sığıyor mu diye. Yeni böyle şeyler aldıktan sonra burayı Harry Potter'la doldurmak istemiştim. Zaten yani burası ya Merlin olacak ya Harry Potter olacaktı. O yüzden de buraya Harry Potter'ı koydum. Hogwarts mektubumuz da burada, Dumbledore'umuz da burada. Hobbit'i buraya koymamın sebebi diğer kitapların arasında kaybolmasını istemedim ve biraz da böyle büst olarak dursun istedim. Belki Tolkien'in diğer kitaplarını da aldığımda yerini değiştiririm. Burayı da Ay Günlükleri serisinin genelde hep altta duruyordu ama buraya koymak istedim bunu da çünkü Marissa Meyer'in diğer kitapları biraz dağılmış haldeydi. Hem Muhaliflerin ikinci kitabını da aldığım zaman buraya ya da bir yere koymayı düşünüyorum. Yani burası değişecek büyük ihtimalle ileride. Barış Evreni'nde geçen bütün kitapları da buraya koydum. Garışı serisi var, Kargalar Meclisi serisi var ve Yarı İzi Kralı'nı da buraya koydum. Yeni bir kitap gelirse de bir şekilde buraya ekleyeceğim ya da değişecek. Zaten burası hani kesinlikle böyle duracak dediğim bir köşe değil. Gelelim Efesus köşesine. Bunların gerçekten yan yana bu şekilde durmasını istiyordum yanımda. O yüzden bunları buraya koydum. Zaten 0404 çıktığında da buraya ekleyeceğim. Ateş serisini de burada eklemek istedim. Aşağıda kalmasını istemedim çünkü yanda dursun istedim. Death Note'un yeri hiçbir zaman değişmiyor. Hep aynı yerde kalıyor zaten. O yüzden Death Note serisinin hiçbir şekilde yerini değiştirmedim. Önceden de dediğim gibi burada bir çivimiz olmadığı için yamuk biraz burası. Kusura bakmayın o yüzden. Alt tarafı da Katil Aşk Tezi serisini koymak istedim. Yani yeni kitap çıkarsa ne yapacağım bilmiyorum ama zaten Lydia'dan sonra seriyi devam ettirmeyi düşünmüyorum. Biraz hayal kırıklığına uğradım ben. Yani senin devam kitabı çıkarsa ya bir şekilde alacağım ya da almayacağım bilmiyorum. O yüzden bu şekilde durması daha iyi olur diye düşündüm. Biraz daha böyle gizem gerilim tarzı kitapları buraya koymak istedim. Ve yani yabancı yayınlarının köşesi de oldu burası aslında. Bir de Lux serisini de buraya koymak isterim. Zaten kitaplar ince olduğundan dolayı her yere sığıyorlar. Helsing'i de buraya koymak istedim. Zaten bu şekilde bu küçük raflarımızda doğmuş oldum. Beyza Koç'un köşesi de burası olsun istedim. Karantinanın 5. kitabını alacak mıyım tam olarak bilmiyorum. Yani meçhul şu an. Ama almayı düşünmüyorum. Eğer alırsam sadece seri yorumunu çekmek için alacağım. Onun için oraya bir boşluk bıraktım. Uyumsuz'u da okumadım, Şanaray'ı da okumadım ama kitaplarını durmalarını istiyorum çünkü çok merak ettiğim kitaplar. Ondan dolayı yani onlar da burada dursun istedim. Burası yine biraz karışık bir bölge oldu. Another'ın ciltleri de burada dursun istedim çünkü bu küçük bölümlere sığmıyorlar. Dört Amerikanlı yamuk durması gerçekten sinirimi bozuyor ama şu her şeyi mahvediyor işte o yüzden. Badem Hücum serisini de buraya koymak istedim. Evet, kitaplık turumuz bitti. Düzenledim, rahatladım. Gerçekten uzun zamandır ertelediğim bir videoydu ve gerçekten bu iş de çok uzun sürdüğü için de gözümde büyüyordu aslında ama artık çekmem gerektiğini düşündüm. Hem 2020 yılının da sonuna geldik artık bir 2020 kitaplık turu şart diye düşündüm. Bazı kitapları da elden çıkarmayı düşünüyorum. Büyük ihtimalle ya bir gardırop hesabı açacağım ya da dolap açacağım bilmiyorum hangisi daha uyguna gelirse. Eğer açarsam ya da böyle koyarsam linklerini aşağıya bırakırım zaten. Bir de Instagram'a da büyük ihtimalle bir duyuru yaparım. Ne zaman video yayınlayacağım, ne yayınlayacağım bunlarla ilgili bilgi almak istiyorsanız Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Çünkü orada da büyük ihtimalle satışa çıkardığımda filan gösteririm. Hani bu kitapları satışa çıkardım diye. Evet, 2020 kitaplık turum bu şekildeydi. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bu video hakkındaki düşüncelerinizi de merak ediyorum. Düzeni beğendiniz mi? Bence güzel oldu. Daha ferah oldu. Çünkü böyle çok böyle tıkış tepişti buralar. Uzun süredir bekleyen insanlar umarım istediklerini almışlardır diyorum. Ve ben şimdi hem yemek yemeye gidiyorum hem de uyumaya gidiyorum. Çünkü çok yoruldum gerçekten. Şu an belimi hissetmiyorum. Evet, sanırım bu kadar. Bir sonraki güzel videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.